Evet. Onların yani Yahudilerin o nakdihindeki hum damiri Yahudilere gider. Yahudilerin Allah Celle Celaluhu'ya vermiş oldukları güçlü sözlerini, ahitlerini bozmaları nedeniyle. Dolayısıyla nakd kelimesi Ya Rab yönünden bayla mecrurdur. Umma zaittir. Yani febi naklayın ki hatırlarsınız demiştik. Ma ile birlikte anne ile birlikte cer ameline de engel olmuyor. Burada da öyle. Yani febi naklayın misak. Misaka da nakd ile Rab yönünden şey nakd mastardır. Faaline izafe edilmiş. Misaka onun mef'ulüdür. İşte o yer, o güçlü sözlerini, Allah'a verdikleri sözlerini bozmaları bir ki ve kuffihim bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ki burada mütebadil olan, akla ilk gelen ayetlerden maksat yani İncil'de şey Tevrat'taki ayetlerini Tevrat'taki Allah'ın ayetlerini bu da olabilir. Bir de ayet mucize anlamında. Yani çünkü malum Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın eliyle onlara çok farklı mucizeler gösterdi. Mesela en azında o Tih çölündeki onlara şey kudret halvası ve bıldırcın kuşunun rızık olarak indirilmesi buna benzer ve efendime söyleyeyim denizin yarılması yok bir taştan 12 tane pınarın akıtılması çeşmenin açılması buna benzer çok ilginç önemli ayetleri Allah Celle Celaluhu onlara gösterdi. Ama onlar bu ayetleri inkar ettiler. Bir de ve katlihimul enbiya 3 peygamberleri de haksız yere öldürmeleri nedeniyle. Yani o Yahudiler çünkü özellikle Musa Aleyhisselam'dan sonra tarihi süreç içerisinde İsrail oğullarından çok peygamber geldi kendilerine. Ve bu peygamberlerin bazıları da eş zamanlı olarak yani aynı dönemde birkaç tane peygamber olabiliyordu. Ama bunlar peygamberlerini mesela Zekeriya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı öldürdükleri gibi peygamberlerini öldürdüler. Bazı rivayetlerde bir günde 70 peygamber öldürdükleri olmuştur. Yani öyle habis bir kavim. İşte bütün bunlarla ve kavlihim ve onların şu sözleri nedeniyle ki ne diyorlar? Kulubuna gulfun. Yani bizim kalplerimiz gulf kelimesi arkadaşlar fuulun vezninde aglefin çoğuludur. Tabi bununla ilgili ne kast ediliyor? Değişik yorumlar vardır. Bazı alimler yani bu kalplerimiz gulftür demek yani kalplerimiz ilim yuvalarıdır. Ne demek? Yani biz alimiz, bilgiliyiz. Bizim başka bilgilere ihtiyacımız yoktur. Veya onların bir kısmının Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bizim kalbimiz senin söylediklerine karşı kapalıdır. Yani örtülüdür. Biz senin söylediklerini duymuyoruz. Evet. İşte onların bu sözlerini Allah bel taballahu aleyha bi küfrihim. Belki onlar bunu söylüyorlar. Fakat yalan söylüyorlar. Allah onların küfür ve inatları nedeniyle
Allah kalplerini damgalamıştır, mühürlemiştir. Onun için hak, hakkı almıyor, algılamıyor, idrak etmiyor, kavramıyor. فَلَا يُؤْمِنُونَ قَل۪يلَ اِلَّا قَل۪يلَ. Onlar çok az iman ederler. Yani iman etmezler, illa az iman ederler. Bu bima nakdihim ve matufu ile birlikte gizli bir amile mutallaktır. Yani nedir o? Yani fe'annâ bihim ma fe'annâ. Biz Yahudilere yapmış olduklarını, yapmış olduğumuzu yaptık. Yani lanetledik vesaire. Neden? Bu sebeple. Çünkü onlar adeta dünyanın bütün kötülüklerini kendilerinde bulundurdular. Çünkü bir kere Allah'a verdikleri sözü bozdular. Sonra Allah'ın ayetlerini, ister mucizeler anlamında değil, ister İncil, Tevrat'ın ayetleri değil, o ayetleri inkar ettiler. Sonra haksız yere ki çok büyük bir şey, peygamberlerini öldürdüler, habis herifler. Sonra onların bir kısmı ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e veya tarihi süreç içerisinde kendilerine gönderilen peygamberlere bunu söylediler. Efendim kalplerimiz sizin söylediklerinize karşı kapa örtülüdür. Söyledikleriniz kalplerimize gelmiyor, nüfuz etmiyor. Veya kalplerimiz ilim yuvalarıdır, ilim kaplarıdır. Yani ilimle doludur bizim senin söylediklerin, sizin yani peygamberlere hitaben söylediklerinize ihtiyacımız yoktur. İşte bu kadar böyle isyanı bir arada bulundurdukları için o Yahudiler, Rabbul Alemin diyor, biz onlara yaptığımızı yaptık. Yani burada icazul hazıf var arkadaşlar. İcazul hazıf, yani cümlede anlaşılabilen bir kısım fiil veya başka öye hasf edilmiştir. Ki orada dediğimiz gibi yani faalna ma faalna bihim bihada, evet. Ve bi kufihim, ve şununla da, çünkü onlar yani küfürlerinde inat ettiler, ısrar ettiler. O küfürleri nedeniyle ve kavlihim ala Meryem'e buhtanan azima, ve onların Meryem aleyhisselama, İsa'nın aleyhisselamın annesi Meryem'e karşı büyük bir buhtanda bulunmaları nedeniyle, ki haşa dediler Meryem Yusuf'un neccarla haşa zina etmiştir onu. Yani Meryem gibi, ki onlar Meryem'in yetişme tarzını ve ortamını ve yetişme serüvenini biliyorlardı. Meryem'in Kudüs'te, Zekeriya Aleyhisselam'ın nazaretinde çok temiz, çok pak bir hayat yaşadığını, tamamen manevi açıdan steril bir ortamda Kudüs'te yetiştiğini, Zekeriya Aleyhisselam gibi mühim bir peygamberin nazaretinde yetiştiğini, bütün bunları Yahudiler gördüler. Hatta biliyorsunuz onlar aralarında da kura çektiler. Eyyuhum elkav aklamun eyyuhum yekfuru Meryem. Hangisi Meryem'i yapsın, yani bakımını üstlensin diye onların, o sanırım Saddukilerden onların bazı alimleri kura çektiler. Yani işte bütün bunları bildikleri halde Allah Celle Celaluhu bir mucize olarak Meryem'i İsa Aleyhisselam'da hamile olunca, ki onun hamli de sıradan kadınların hamli gibi değil. Yani 3 ay, 4 ay, 6 ay, 9 ay devam eden, görülen vesaire. O da değil. Topu topuna 3 gündü. Ve
çocuk doğurdu, İsa Aleyhisselam'ı doğurdu. Bütün bunları görünce iman etmeleri gerekirken Meryem Aleyhisselam'ın her türlü bu manadaki şüphe ve kuşkudan uzak olduğunu bilmeleri gerekirken ama bir takım kör inat yüzünden yok dediler Meryem Yusuf'un Neccar'la haşa zina etmiştir. Sonra bakınız yani onların yaptıkları affedersiniz kötü şeyler bitmiyor. Fevkavrihim ve şunu da söylediler. İnna katalnel Mesih İsa ibn Meryem'e Resulallah. Ve bütün bu yukarıdan beri anlattığımız bu kötülükleri yapmaya devam ettiler. Birden sonunda da yani bir nevi övünerek yani İsa Aleyhisselam gibi Allah'ın bir mucizesi olarak dünyaya gelen ve Meryem gibi bir tahire olan bir Allah'ın seçkin kullarından biri olan bir hanımefendiden dünyaya gelen ulul azm peygamberlerden biri olan o İsa Aleyhisselam ki İsa'nın da bir sürü böyle akılları durduran mucizelerini gördüler. İşte ölüyü Allah'ın izniyle diriltti. Onların evlerinde sakladıklarını onlara haber verdi. Efendime söyleyeyim, cüzzamlı anadan doğma kör olanları ve ona benzer hastaları iyileştirdi. Yani bunun gibi adeta her birisi onun peygamber olduğuna kafi bir delil olan bir sürü mucizelerini de gördüler. Ama sırf o Yahudilik inadı için ya şey İsa Aleyhisselam'la mücadele ettiler, onunla muhalefet ettiler ve İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar. Ve tabii kendilerine göre yani eğer Allah Celle Celaluhu onun dublörünü onlara göstermeseydi İsa'nın yerinde onlar aslında kendilerine göre İsa'yı öldürdüler. Ve kavlihim inna katalnel Mesih'e İsa ibn Meryem biz Mesih Meryem'in oğlu İsa'yı öldürdük demeleriyle ki o İsa da Allah'ın Resulü. Ve tabi burada dikkat edin arkadaşlar İsa ibn Meryem yani Kur'an-ı Azimüşşan peygamberlerden söz ederken hiç peygamberleri babalarının isimleriyle pek anmaz. Bir iki yerde İbrahim, İshak, Yakup o peygamber öbeği anlatılırken baba oğul ve mesela Süleyman Aleyhisselam ve Davud için biz Süleyman'ı Davud'a bağışladık. Ama anlatırken mesela Efendimiz Muhammed bin Abdullah ve Nuh bin Fulan ve İbrahim bin Fulan diye geçmiyor. Fakat İsa'ya gelince birçok yerde yalın isim olarak değil böyle tamlamanın vasıf olduğu bir kalıp şeklinde geçiyor. İsa bin Meryem. Bu tabii çok anlamlıdır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın her kelimesinde olduğu gibi bu İbn-i Meryem'in İsa'ya sıfat olmasının bir takım esprileri var. Bir, İsa'nın aleyhisselam babasının olmadığına. Çünkü insanın babası olunca genelde babasına nispet edilir. Ama babası olmadığı için Allah onu yüce kudretiyle babasız yarattığı için annesi zikredilmiş. Dolayısıyla annesinin zikriyle onun o olağanüstü yaratılışına bir vurgu var. Bir. İki. Yani o olağanüstü yaratılışı ona vurgu yapılarak
bize hatırlatılıyor Allah'ın büyük kudreti. İki, İsa'nın şey, Hristiyanların haşa İsa Allah'ın oğludur demekle onların o teslis inançları da bu şekilde reddedilmiş oluyor. Üç, Yahudileri de bir red var. Ki Yahudiler yukarıda da geçtiği gibi haşa İsa'nın Yusuf Neccar'ın oğlu olması. O yöndeki onların görüşlerine de red var. Onun için burada İbn-i Meryem bu ve bu gibi yerlerde bunun gelmesi bu kadar anlamlı ve esprili olduğu için gelmişti. Evet. İşte onların biz İsa'yı öldürdük kendilerine göre. Ve ma kateluhu. Halbuki Allah onların bu iddialarını da çürütüyor. Onlar İsa'yı öldürmediler. Ve ma salebuhu. Onu çarmıha da germediler. Asamadılar. Velakin şubbihe lehum. Ancak onlara benzetildi. Yani yine onlardan bir Yahudinin üzerine İsa Aleyhisselam'ın dübloru yani bir nevi zahiri sureti ki sanırım dübloru diyorlar. Onlardan birisi İsa Aleyhisselam dübloru olarak onlara gösterildi ve onlar onu öldürdüler. Yoksa İsa Aleyhisselam'a haşa ilişemediler, onu öldüremediler. Evet. Evet. Ve innellezîne ihtelefû fîhî. O İsa Aleyhisselam ile ilgili ihtilafe düşen o Yahudiler ki o dublörünü öldürdükten sonra bir kısmı onlardan Yahudilerden bir kısmı şunu dedi. Dedi de o haşa yalancıydı. Biz de onu gerçekten öldürdük. Bitti. Yahudilerin bir kısmı böyle bir iddiada bulundu. Bir kısmı da ya dedi tamam eğer biz İsa'yı öldürmüşsek hani bizim arkadaşımız nerede? Bizim adamımız yok. Bazıları dediler ki yüz İsa'nın yüzüne benziyordu ama elleri vesaire bizim arkadaşımızın eline benziyordu. Evet. Bu ne benzer? İsa Aleyhisselam'la onlar bir takım İsa'nın öldürüp öldürmedikleri konusunda ihtilafa düştüler. İşte veya şöyle de ayet düşünülebilir. Allahu alem. Yani ayetin lafzı Allahu alem buna da müsaittir. Yani İsa Aleyhisselam hakkında ihtilafa düşen yani bir kısmı ya bu İsa'nın mucizeleri var. Bu hak peygamber olabilir. Bunu öldürmeyelim. Bırakalım. Ama diğer inatçı böyle serkeş bazıları da hayır. Asla onu biz öldüreceğiz. O peygamber değil. İşte bu şekilde İsa hakkında ihtilafe düşenler lefî şekkin minhu. Onlar İsa aleyhisselam hakkında tereddüt, şüphe ve kuşku içerisindedirler. Veya ayet-i kerime demin bir ilk yani birinci sırada arz ettiğimiz şekilde onlar İsa'yı öldürüp öldüremedikleri konusunda o ihtilafa düşenler onlar İsa'yı öldürme noktasında çok ciddi bir kuşku içerisindeydiler. Çünkü adamları yoktu. O İsa Aleyhisselam'ın benzerliğinin üzerine atıldığı herif. Evet. Hatta kadının nakline göre o adam da münafık bir adamdı. Yani İsa Aleyhisselam'a iyi görünüyordu. Ama bir iki taraftan da
Yahudilere yaltaklık ve casusluk yapıyordu. Hatta işte İsa Aleyhisselam'ın yerini onlara göstermek üzere Yahudilerin yanına varınca Allah bir nevi ona ceza olarak İsa Aleyhisselam'ın benzerliğini üzerine attı ve onlar onu öldürdüler. İsa'yı da Allah Celle Celaluhu kendi katına raffetti. Mâ lehum bihi min ilmin. Onların İsa ile ilgili ileri sürdükleri, yani onu öldürdük ve öldürmediysek ne oldu? Bu konuda onların bir bilgisi yoktu. İlle tiba'a zann. Ancak kendi zanlarına uyuyorlardı. Yani zanne binaen, tahmine binaen zan yürütüyorlardı. Halbuki ve ma kateluhu yakina. Bakınız, ayet-i kerime son noktayı koyuyor. Onlar yakini bir şekilde, yani tereddüt almayacak, tereddüt kabul etmeyecek şekilde kesin bir biçimde onlar İsa'yı öldürmediler. Ya bel rafa'ahullahu ileyhi, Allah Celle Celaluhu İsa'yı kendi katına yüceltti. Tabi biliyorsunuz İslam alimleri özellikle modern dönemde, hani modern dönemde modernizmin etkisinde kalan bazı efendim akademisyenler, bazı hocalar vesaire, onlar ne diyorlar? Diyorlar ki göğe yükselmedi. Ha, niye bunu inkar ediyorlar? Çünkü akıl ölçütlerine göre maddi yönden bunun bilimsel bir izahı yok. Dolayısıyla sonra bir insan göğe yükseltip orada nasıl yaşayacak? Yani kendilerine göre bu pozitivist bilgi kuralları çerçevesinde bunun bir kuralının izah edilecek bir tarafının olmadığını düşünerek bir kısmı, yani modernistlerin büyük bir kısmı İsa Aleyhisselam'ın raf'ını inkar ediyorlar. Ve tabi ayetin şeyinden kurtulmak için diyorlar ki evet, 3 gün Allah onları İsa'yı 3 gün onların arasından kaldırdı, sonra öldü İsa Aleyhisselam. Ama cumhur-u ulema, yani alimlerin büyük ekseriyeti İsa Aleyhisselam'ın Allah tarafından göğe yükseltildiği ve onun göğe yükseltildikten sonra bu şimdi alışık olduğumuz ve şartlı bazı şeylere bağlı olan bu biyolojik hayatın bazı kurallarını ondan kaldırdı. Ona farklı bir hayat biçimini verdi. Ve o hayat biçimiyle İsa Aleyhisselam gökte, dördüncü gökte devam ediyor, yaşamaya devam ediyor. Dünyanın ömrü dolunca, kıyamet yaklaşınca ve yeryüzünde fitne ve fesat artınca, çok artınca, tabii o çokluğun ölçüsünü Allah bilir biz. Bilemeyiz ne kadardır. O fitne ve fesat yeryüzüne çok yayılınca Allah Celle Celaluhu Mehdi'yi gönderecek ve İsa Aleyhisselam'ı da Şam'da indirecek, Şam bölgesinde, ve ondan sonra İsa Aleyhisselam 40 yıl yeryüzünde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şeriatıyla amel ederek 40 yıl yaşayacak. Hatta yeryüzünde öyle bir emniyet, öyle bir rahat,
hayat, öyle bir güven olacak ki adeta çocuklar yılanlarla oynayacak. Kuzu ile kurt beraber otlayacak. Yani çok fazla bir emniyetin olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla cumhur ulemaya göre ki zaten bu ayet sarihtir. Başka ayette vardır. Allah Celle Celaluhu İsa'yı öldürmedi. İsa Aleyhisselam gökte farklı bir hayat tarzıyla yaşamaktadır. Ve kâne Allahu azizen hakima. Bu fasiledeki iki isim, hem aziz ismi hem hakim ismi de onun göğe yükseltilmesini güçlendiriyor. Çünkü aziz ne demek? Çok kuvvetli demek. Demek ki o öyle kuvvetlidir ki onun için bilimsel kural, bilmem filmsel kaide onlara gerek yok ki. Allah Celle Celle murat edince yapar. Dolayısıyla murat etmişse İsa Aleyhisselam'ı göğe yükseltip orada yaşatabilir yani. Bu Allah'ın kudretine uzak, ağır, imkansız olan bir şey değildir. Yani Allah her gün anaların karnında çocukları yaşatmıyor mu? Yeni bir hayat vermiyor mu? Orada o ana karnındaki çocuk her ne kadar zahiri bir takım biyolojik sebeplerden geçse bile ama neticede ona birisi ruh veriyor. Rabbul Alemin ruh veriyor. Orada ona ruh veren İsa Aleyhisselam'ı da göğe çıkarabilir ve orada da ona özel bir hayat tarzıyla onu yaşatabilir. Yani aslında bütün mesele arkadaşlar, bütün mesele Allah'ın ilim ve kudretine teslim olmakta duruyor. Yani Allah'ın mutlak kudretine, mutlak ilmine teslimiyetiniz varsa, iman etmişseniz mümkündür. Yani bugün elin oğlu füze yapıyor, füzeleri kıtalar arası füze fırlatabiliyor. Beşer gücü Allah'ın verdiği bir takım ilmi imkanlarla bunu yapıyorsa, o ilmi imkanları koyan Allah, o ilmi kural olmadan da bu işi yapamaz mı? Pekala yapabilir. Yani biz buna inanıyoruz. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا Allah çok şey güçlüdür ve hakima, yaptığı her şeyi de hikmetle, bizim bilemediğimiz, aklımızın ermediği belki yüzlerce, binlerce hikmete binaen yapar. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu mesela diğer kavimlerde peygamberleri, o kavimleri davet ederlerdi. Belli bir noktaya kadar onların isyanı, böyle belli bir noktaya gelip artık peygamberin onların iman etmesinde, iman etmelerinde umudu kalmayınca Allah o peygamberlere azap gönderirdi. Mesela Ad kavmi, yani Hud kavmi efendime söyleyeyim, Semud kavmi, ondan sonra diğer peygamberlerin kavimleri, bunlar isyan edince belli bir isyandan sonra Allah Celle Celaluhu onları toptan yok eden azap gönderdi. Lut kavmi de öyle, Hud kavmi öyle, Salih kavmi öyle, Şuayb kavmi öyle. Bunlar hepsi Allah azap ve onları helak etti. Hatta Yahudilerin peygamberi olan Musa Aleyhisselam'ın da o biliyorsunuz nübüvvetinin iki evresi var. Bir, Musa'nın nübüvvetinin iki dönemi var. Bir, Firavun dönemi, iki, İsrailoğulları dönemi. O Firavun döneminde onlar da isyanda, onların isyanı adeta pik yapınca Allah onları da helak etti. Ama
Yahudiler mesela o kadar isyanda ileri gittiler. Peygamberlerini öldürmeye bile kalkıştılar. Ve kendilerine göre öldürdüler de. Kendilerine göre. Ama yine Allah Celle Celaluhu bizim bilemediğimiz, kavrayamadığımız, anlayamadığımız bazı hikmetlere binaen onları helak etmedi. Peygamberini onlardan İsa'yı kurtardı. Yani bu, tabii bütün bunlar Allah'ın Celle Celaluhu çok dakik olan hikmet mizaniyle olmaktadır. Hikmet terazisiyle Rabbul Alemin Celle Celaluhu bütün bunları yapmaktadır. Yoksa diğer mesela hani demin de söyledim ayette geçti ve katlihimul enbiya bir günde 70 peygamberi öldürdükleri oluyordu. Mesela Zekeriya'yı öldürdüler. Yahya'yı öldürdüler. Ama Allah Celle Celaluhu'nun hikmeti Zekeriya ile Yahya'yı göğe çıkar yükseltme yönünde hikmeti tecelli etmedi. Ve dolayısıyla onlar öldürüldü. Ama İsa ile ilgili Allah'ın hikmeti öyle tecelli etti, öyle yükseltti. Yani bu hem burada Aziz isminin bu bağlamda Hakim isminin delalet ettiği çok derin manaların, mesajların olduğunu bilmemiz lazım. Ve adeta Hakim bizi bütün peygamberler tarihiyle Hakim ismi bizi yüzleştiriyor. Tarih boyunca gelen bütün peygamberler niye bir kısmının kavmi helak oldu? Yok bir kısmı değil. O kavim peygamberlerini öldürdüler. Yok İsa Aleyhisselam'ı yükseltti. Bütün bunların ilahi adaletin, ilahi hikmetin dakik terazisiyle, mizaniyle olduğunu bize anlatmak üzere bu iki mübarek isim burada çok çok anlamlı duruyor. Ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Evet. وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ Ehlül kitap, ister Yahudi, ister Hristiyan. Onlardan hiçbiri yoktur ki. Yani وَاِنْ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehlül kitaptan hiçbiri yoktur ki. اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ اِلَّا o ahad mutlaka İsa Aleyhisselam'a iman edecektir. Yani onun haşa Allah'ın oğlu olmadığı, onun Allah'ın peygamberi olduğu, bu manada hak peygamber olduğu ki zaten biliyorsunuz Yahudiler niye onu öldürdüler? Çünkü diyorlardı peygamber değil, haşa yalancıdır. İşte Ehlül Kitap'tan Yahudiler bu şekilde onun Allah'ın peygamberi olduğunu, Hristiyanlar da tuttular dediler İsa haşa Allah'ın oğludur. Allah'ın ortağıdır. İşte onlar da her iki kanattan hem Yahudilerden hem Hristiyanlardan hiçbiri yoktur ki illa le yu'minenne bihi mutlaka İsa'ya hak bir peygamber olarak haşa Allah'ın oğlu falan değil hak bir peygamber olduğuna iman edecektir kable mevtihi o ehad ölmeden önce yani o her birisi ölmeden önce mutlaka İsa'ya ne yapacaktır onun gerçek hak peygamber olduğuna iman edecektir yani tabi müfessirler yani hemen hemen büyük bir kısmı yani burada kast edilen yani her ehlül kitap en azında ölmeden o son dünyadan ayrılırken bizim belki hiç yani yanındakilerin sağ olanların hiç fark edemeyeceği bir şekilde
o son anda İsa'nın gerçek peygamber olduğunu görecek ve ondan sonra ölecektir. İman de yani o şekilde, ama tabii o iman onu kurtarmayacaktır. Çünkü o iş işten geçmiştir. Yani bu şekilde bu ayeti kerime tefsir ediliyor. Evet. Ve yevmel kıyameti, yani bir daha ayete dönüyorum. O bihi damiri arkadaşlar, İsa'ya gidiyor. Mevtihi de orada mukadder olan ahade gidiyor. Yani her ahad, her biri kendisi ölmeden önce İsa Aleyhisselam'ın gerçek peygamberliğine iman edecektir. O şekilde. Ve yevmel kıyameti, ve kıyamet gününde yekunu aleyhim şehida, İsa Aleyhisselam onlar üzerinde şahit olacaktır. Yahudilerin de onu nasıl inkar ettiklerini ve Hristiyanların da haşa onun Allah'ın oğlu olduğunu söylemeleriyle yalan söylediklerini, ikisinin de yalancı olduklarına şahitlik edecekti. Çünkü hani Maide suresinin, hatırlarsanız Maide suresinin sonunda اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ, ona İsa Aleyhisselam'ın kıyamet gününde şöyle bir soru yöneltilecek. Sen mi insanlara dedin ki beni ve annemi Allah'ın dışında ilah edinin? İsa Aleyhisselam asla teberri edecektir. Ve ma kultu lehum illa ma emarteni bihi. Allah'ım, ben sadece senin bana emrettiğini söyledim. En abudullah. Yani Allah'a ibadet edin dedim. Evet. Yani dolayısıyla bu ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şehide ayeti de o diye oradaki Maide suresinin sonundaki ayetler birbirlerini destekliyorlar. Fe bi zulmin minellezine hadu, yine o Yahudilerin aymazlıkları anlatılmaya devam ediliyor. Diyor minellezine hadu, yani Yahudi olanlardan, Yahudi olanların zulmü nedeniyle harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum, onlara helal olan, daha önce helal olan bazı temiz şeyleri ne yaptık? Zulümleri nedeniyle, hadleri aşmaları nedeniyle, şımarmaları nedeniyle o temiz olan bazı şeyleri onlara haram kıldık. Evet. O da velu alellezine hadu harramna bir ayette geçmişti. Yani o Yahudiler yine efendime söyleyeyim böyle inatları tuttu. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam kendine şunları haram kıldı deyip, halbuki Yakup Aleyhisselam onları kendisine haram kılmamıştı. Tutura onlar kendilerine onu haram edince Allah da onları haram, onları yasakladı, haram kıldı. Ve bir evet, harramna aleyhim tayyibatin uhillettehum, kendilerine helal olan bazı temiz şeyleri haram kıldık. Ve bisaddihim an sebilillahi kethira, ve yine şu nedenle o tayyibati onlara haram kıldık. Çünkü onlar Allah'ın yolundan insanları çokça men ettiler. Yani sadece İsa meselesi değil. İsa'dan önce dedik ya, bir günde 70 peygamber öldürdükleri rivayet edilmektedir. Artı Zekeriya'yı öldürdüler, İsa'yı öldürdüler. Yani neler yapmadılar ki? İşte onların Allah'ın yolunda çokça insanları men etmeleriyle ve ahzihimu riba, ve onların faizi, ki faiz onlara da
haram kılınmıştı. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ Halbuki onlar faiz yemekten men edilmişlerdi. Ama buna rağmen onların faiz yemeleri nedeniyle ki bugün de onların o pis geleneği hala devam etmektedir. Dünyada en fazla faizle muamele eden Yahudilerdir. Evet. Ve وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ Ve onların tabii onların derken onların önde gelen alimlerinin batıl yollarla rüşvet gibi efendime söyleyeyim sömürme, kandırma gibi bir takım batıl yanlış yollarla insanların mallarını yemeleri nedeniyle işte bütün bunlar nedeniyle biz o bazı temiz şeyleri onlara haram kıldık veya bu فَبِظُلْمِ مِنِ الَّذ۪ينَ هَادُ حَرَّمْنَ عَلِيمٍ Oraya taalluk ediyor. وَبِصَدِّهِمْ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَأَكْلِهِمْ Onun taalluk ettiği farklıdır. Yani o da yani جَازَيْنَاهُمْ Biz onları cezalandırdık. Neyle? Bununla. Bu sebeple. بِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَأَكْلِهِمْ اَبْعَالَ النَّاسِ Bu büyük büyük masiyetleri, günahları yapmaları, irtikap etmeleri nedeniyle onları cezalandırdık. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Dolayısıyla o zaman bu da ona atıf edilmiş olur. Ve onlardan kafir olanlar yani küfürlerinde inat edip ısrar edenlere de çok elem verici bir azap da hazırladı. Evet. Peki. Lakin الراسخون في العلم منهم. Ancak o Yahudilerden ilimde kök salmış bazıları ki mesela bunlardan Abdullah bin Selam gibi, Ubey bin Ka'b gibi ki Ubey bin Ka'b da Yahudilerin önemli alimlerinden birisiydi. İşte onun gibi böyle ilimde kök salmış olanlar hatta biliyorsunuz Ubey bin Ka'b bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona soru sorar. Kur'an'ın en büyük ayeti hangisidir? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verir. Bir, iki, üçüncü defa en büyük ayet Ayetel Kürsi'dir der. Ayetel Kürsi deyince Resulullah çok sevinir ve ilim sana kutlu olsun diye onu tebrik eder. Yani böyle Ubey bin Ka'b böyle ilimde hakikaten rasık olanlardan biriydi. Yani bu da göstergelerden biridir. Evet. İşte ilimde kök salanlar vel müminun ve iman edenler bunlar yu'minune bima unzile ileyke وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Yani tabi bu ayet lakin ki zaten lakini istidrakiyedir. Geçmiş kelamda olan bir vehmi def etmektedir. Yani geçmiş kelamda bir insanın aklına bir soru gelebiliyor. Ya bunlar bu kadar isyan, bu kadar şımarık, bu kadar ati acaba hiç onlarda yola gelen yok mu? İşte lakin. Evet bir kısmı vardır ki onlardan mesela Resulullah'ın zamanında elimde kök olan salanları ve vel müminun onlardan az da olsa bir kısmı iman etti. İman edenleri bunlar yu'minune bima unzile ileyke hem sana indirilene indirilen Kur'an'a iman ederler. Hem senden önce indirilen Tevrat, İncil, Zebur ve diğer semavi suhuflara veya ilahi vahya o şekilde genelde bırakabiliriz. O senden önce indirilen ilahi vahya yani diğer bütün peygamberlerin vahyine ne yaparlar? İman ederler.
Bu tabii Müslümanların çok ayrıcalıklı bir özelliğidir. Müslüman olarak kendi peygamberlerine iman etmek durumunda oldukları gibi bütün geçmiş peygamberlere de iman etmek durumundadır. Hatta geçmiş derste Descartes'in bir sözünü nakletmiştim. Descartes öyle diyor. Diyor biz de Müslümanlar bu dünyada beraber yaşıyoruz. Ama onlar hem İsa'ya hem Muhammed'e inanıyorlar. Biz ise inat ediyoruz, Muhammed'e inanmıyoruz. Artık onlar bizden daha iyi davranıyorlar ki adam ki o kendisi bunu söylüyor. Yani dolayısıyla Müslümanlar bu manada ki kanaatimce bu da Efendimizin nübüvvetinin hak olduğunun bir göstergesidir. Önemli bir delilidir. Çünkü genelde özellikle sahte olan liderler ve sahtece liderliğe savunanlar, soyunanlar daha doğrusu, onlar kendilerine rakip görmek istemezler. Sadece kendilerini göstermek, yani minderin üzerinde tabir yerindeyse kendilerini göstermek isterler. Ama mesela Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu ilan ediyor ve kendisinden önce gelen bütün peygamberleri de takdir ediyor, tazim ediyor, iman ediyor. Ve ümmetini de bunlara iman etmeye davet ediyor. Ve bunu ümmetinin de imanının bir rükünü sayıyor. Huden lilmuttakine lezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate mimma razaknahum yunfikun ve lezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Mesela. Âmen el-Rasûlü bima unzile ileyhim min Rabbih vel mu'minun kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih. La nufarriqu beyne ahadin min rusulih. Değil mi? İşte bunlar hatta bu bağlamda mesela Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kitabı kendisinin tebliğ ettiği Kur'an'da kendi mucizelerinden hiçbir şey söylemez. Ama Musa aleyhisselamın 9 mucizesini zikreder. İsa aleyhisselamın demin söylediğimiz büyük büyük mucizelerini zikreder. Yani dolayısıyla eğer haşa sümme haşa Resulullah sahte peygamber olsaydı özellikle kendisine rakip, yakın rakip sayılabilecek Musa ve İsa aleyhisselamı bu kadar takdir etmez. Onların mucizelerini bu kadar net bir şekilde zikretmezdi. Evet, işte Müslümanlar sana indirilene de iman ederler. Senden önce indirilen vahye de, yani bütün peygamberlere indirilen vahye de iman ederler. Ve vel mukimine salata. Tabi bazıları arkadaşlar vel mukimine salateyi el mu'minuneye atıf edince kendisini bilmez bazı cahiller. Efendim burada haşa lahan var. Yani Arap hatası var haşa. Halbuki Kur'an'da kat'u tabi'i anil metbu'a diye medh için çok yaygın bir üslubun olduğunu bilmedikleri için bunu söylüyorlar. Dolayısıyla eğer el-mukimine el-mü'minuneye bağlantılı olarak düşünülürse o zaman el-mukimine atıf değil, medh üzere mansup gizli bir fiilin mefulü olmuş olur. Ki buna kata diyoruz. O kata üslubu hem sıfatta, hem bedelde, hem atıfta yaygın bir üslubtur. Bunu bilen bilir Arap kelamında.
وقتا اوت با ان يكون معينا بدونيا او بعضها قطع معلنا فرفا او انقطع مضمرا مبتدا او ناصبا لن يظهر. Bunu İbn-i Malik Rahimullah Elfiye'de ve diğer alimlerde açık olarak söylüyorlar. Bu yani eğer mukimine el-mu'minune ile bağlantılı olarak düşünürseniz onun ya ile mansup gelmesinin esprisi mahzuf bir fiile medeh üzere nasb olmasıdır. Yani niye ona medeh vurgusu özellikle yapılmış? Namazın İslami camiada ehemmiyetini ve namazı ayakta tutanların önemini, değerini ifade etmek için medeh üzere nasip olmuş olur. Ama Kadı şöyle çok anlamlı bir yorum daha zikrediyor. O da şu: El mukimine salateyi ma unzile üzerine atf etmek. Yani vel mu'minun, o ehlül kitaptan ilimde rasih olanlar ve mu'minler, yu'minune bima unzile ileyke, hem sana hem senden önce indirilene iman ederler, hem de vel mu'kimine salata, namazı toplumlarda. Tabi o zaman namaz sembol bir ifade olur. Yani Allah'ın ibadetini, tabii burası bana aittir, Allah'ın ibadetini, tevhidi ayakta tutan peygamberler. El-mukimine salata, o zaman peygamberlerden ibaret olur. Yani onlara da iman ederler. İman edenler. Sonra tekrar dönüyor. İşte ilimde rası olanlar, müminler. Evet, bunlar yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kabrike vel mukimine salat. Orada cümle bitiyor. Bu ilimde rasık olanlar ve müminler hem sana indirilene, hem senden öncekine indirilene, hem namazı ikame eden peygamberlere iman ederler. Cümle bitti. İkinci bir cümle, noktalı virgül koyuyorsunuz. Vel mu'minu vel mu'tune zekat, zekati verenler. Vel mu'minune billahi vel yevmil ahir, ve Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. İşte ulaike, bütün bunlar, sen utihim ecren azima, onlara büyük bir ecir, büyük bir mükafat vereceğiz buyuruyor. Yani sana utihim ecren azima, nuti anlamındadır, onlara büyük bir ecir. Tabi bu ecrin, mükafatın büyüklüğü hem nitelik hem nicelik açısındandır. Yani hem nicelik, miktar olarak, çünkü başka ayetlerde de lehum ecrun gayru memnun, onlar için kesilmeyen, tükenmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen bir ecir var. Bu onun niceliğine işaret eder. O yönden büyüktür. Ve bir de nitelik olarak, ki o nitelik olarak, çünkü biliyorsunuz hadise kutsi'de اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir aklın tasavvur etmediği güzel nimetler hazırladım. İşte nicelik, nitelik olarak da o açıdan o ecir çok büyüktü. Allah Celle Celaluhu öyle bir ecri, yani hem nicelik hem nitelik açısından büyük bir ecri biz bunlara vereceğiz diye buyuruyor. Rabbim bizleri de bunlardan kılsın inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdike
Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun.